Tamamım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala Resulüne Muhammedin selavat. Öncelikle şurayı okumak istiyorum. Ey nefsim! Madem öyledir, sen dahi kalbim gibi ağlar ve bağır ve de ki, faniyim, fani olanı istemem, acizim, aciz olanı istemem, ruhumu Rahman'a teslim eyledim, gayrı istemem, isterim fakat bir yar-ı baki isterim, zerreyim fakat bir şemsi sermek isterim, hiç hender hiçim fakat bu mevzudan birden isterim. Sözler 474. Benim konum, Üstad neden vacib-ül vücudu değil de mevcudatı istemiş? Bu sürece cevap arayacağım inşallah. Mektubat 448'den okuyorum. Tarikatın gayet mühim bir mesele olan vacib-ül vücud namı altındaki vacib-ül şuhud yani vacib-ül vücudun vücuduna has nazar edip sayılı mevzularda o vücudu vacibe nispeten o kadar zahid ve gölge görür ki vücut ismine layık olmadığını hükmedip hayal perdesine sarıp terk-i masal makamında onları hiç saymak. Burada tarikat ve hakikat mesleğini ayırarak tarikat mesleğinde sayılı mevzuatı terk-i masal makamında hiç sayıyor, hakikat mesleğinde ise bu mevzuatı isteyerek nefsini hiç sayıyor. Hiçen de hiçin bu mevzuat umumen isteyen diyerek. Bunu teyiden enaniyeti bırakıp bizzat nefsi hiç olduğunu gördüğü vakit bütün mevzuatı kazanıyor. Mucide hakikinin bir ayini tecellisi bulunduğunu gördüğü vakit nihayetsiz bir vücudu kazanıyor. Mektubat 460'dan. Fatih, yavaş, biz bizeyiz. Canlı biz bize yapıyoruz. Onun için yavaş ol, heyecanlanma, böyle daha sakin. Tamam. Hiç endişe etme. Tamam. Muzakere ediyoruz. Tamam, tamam abi. Heh. Tamam oğlum, hadi devam edelim inşallah. Hı. Bu arada şunu da belirtmek isterim ki Üstadımız burada gayb istemem dediğine göre yani gayb istemediğine göre mevzuat istemek de gayb olmuyor. Çünkü kendi içinde çalışmış olur. Bunu inşallah ileride çıkarımlarım olacak. Şunu da belirtmek istiyorum. Hem kalp ve nefis bu ağlamakta ve bağırmakta ve demede cem olup ikisi bir cümlede sır oluyorlar. Yani bu ikisi de istiyor. Hem kalp istiyor hem nefis istiyor. Şimdi devam ediyorum inşallah. Bu arada hiç elinde hiç olunca vazifelerlik da yaptırılabiliyor. Buna da değinmek istiyorum. Mektubat 19'dan. Şu hiç elinde hiç olan kardeşinize yalnız hizmeti Kur'an'a istihdamı engamında ve o hazine-i nihayenin dellalı olduğu bir vakitte İsmi Rahim ve İsmi Hakim mazharetine medar bir vaziyet verilmiş. Şimdi devam ediyorum Mektubat 449'dan. İşte bu mezhebin ehemmiyetli bir hakikati var ki vacib-ül vücudun vücudu iman kuvvetiyle ve yüksek bir velayetin hakka yakın derecesinde inkişafıyla vücudu mümkinat o derece aşağıya düşer ki hayal ve ademden başka onun nazarına makamları kalmaz. Adeta vacib-ül vücudun hesabını kainatı inkar eder. Mektubat 49'dan. Şimdi tefekkürümü söylüyorum. Hakikat mesleğinde ise vacib-ül vücud için değil kendisi inkar, bu mevcuatı birden istiyor. Bunu mevcuat istiyor, yani tam tersi olarak. Tarikat mesleğinde, terk-i masal makamında onları hiç saymak, hatta mağdum tasavvur etmek. Mektubat 438. Hakikat mesleğinde ise, o ölmüş ve yatmış mevcuatı alem, sebbehet-ü sebbu sedasıyla, işitenlerin zihninde nasıl diriliyorlar, düşyar oluyorlar, kıyam edip zikrediyorlar. Sözler 373. Yani vacib-ül vücuda has-ı nazar ile, mevzuat tasavvurdan mağdum oluyor. Mevzuat isteyerek zihinde diriliyorlar. Devam edelim inşallah. Mektubat 49'dan okuyacağım. Fakat bu mezhebin tehlikeleri var. En birincisi şudur ki, erkan-ı imani 6'dır. İman-ı billah'tan başka iman-ı bil-yevmil ahir gibi rükünler var. Bu rükünler ise mümkünatın çıklarını isterler. Bu muhkem erkan-ı imaniye hayal üstünde bina edilmez. Şimdi burada cahil dikkat, erkan-ı imani 6'dır diyor. Birilerini söylemek birileri için değil. Buradaki mana tehlikenin, buradaki tehlikenin sırrı, ahireti imandaki iman, zat-ı nur değil midir? İşte bunu ile zatı ahirete taşımamak oluyor. Sadece vücudu vacibe haz-ı nazar etmek, yani sadece iman-ı billah ile. Zira iman esasları bir bütündür, hepsi tektir. Şimdi Mektubat 450, velayet yolları için, en güzeli, en müstakimi, en parlağı, en zengini sünnet-i seniyye itibadır. Mevzuat-ı sünnet-i seniyye ne diyor? Sünnet-i Sine-i bakarsak, Lemalar 54. Bu esma-i cemale ve kemale ise melaike ve ruhani ve cin ve insin nazarında güzelliklerini mevcudatın güzel vaziyetleriyle ve büyüsünü edepleriyle göstermek ister. İşte sünnet-i seniyedeki adab, bu ulvi adabın işaretidir, düsturlarıdır, ruhulardır. Şimdi tefekkürümü söylüyorum, çıkaranlarımı. Ulvi adab, mevcudatın edep ve esma karşısında vaziyetidir. Sünnet-i seniyedeki adabın işaretinin gösterdiği yer ve numunelerinin aslı, mevcudatın esma karşısındaki hüsnü edebidir. Yani sünnet-i seniyye, mevcudatı işaret eder ki, tabiri caizse mevcudatın kendisi bu makamda sünnet-i selime oluyor. Çünkü sünnet-i selime bu vaziyetlere işaret ediyorlar. Şimdi devam ediyorum inşallah. Barla 264. Şevk-i beka, vellika ve visalin muktizasıyla gayet zevkli bir mezhebi hali vaktidir vücutta bulunduğunu tasavvur ederek. Şimdi demek mevcudatı istemekte şevk-i beka ve vellika ve visal var. Yani sadece zatta değil, mevcudatı istemekte de bulunuyor. Sadece vücudu vacibe hasır nazar edenlerdeki şevk-i bekalika ve visal ise tasavvur boyutundadır. Çünkü burada tasavvur ederek diyor. Hakikat canibinde ise mevcudatı istemekte bulunur. Sadece vücudu vacibe hasır nazar edenler aşkın sekriyle bu yola girerken, hakikat mesleğinde ise aşkın sekri yerine bendeki aşk-ı beka, bendeki beka değil, belki sebepsiz ve bizzat mahbub olan Kemal-i Mutlak sahibi Zat-ı Kemal'in ve Zülcemal'in bir isminin, bir cilvesinin mahiyetinde bir gölgesi. Şualar 61. Fatih, efendim, bu efendim abi. Bir şey, şimdi mevzu şuydu, bu mevcudatı umumen isterim, zerreyim ama hiçender içim, evet. Fakat mevcudatı umumen isterim. Aslında evet. Bu akıcılıkta, bu mana muhteviyatında mevcudatı değil, seni, vacibül vücudu isterim. Konu buydu. Evet. Şimdiye kadar okuduğun yerlerle şöyle bir çıkarım doğru mu? Yani vacibül vücut kalp yoludur. Hı-hı. Masvala, mevcudata bakan esmaları devre dışı kalıyor. Onların evet. Hakikati bizde inkişaf etmiyor. Sanki böyle... Adem Safiullah, yani cennetteki yapı gibi bir şey. Evet abi. Değil mi yani evet. Mesela Adem Aleyhisselam'ı esma ile donatmış. Tamam, en evet. en az bütün isimlerle donatmış, en azam tecelli cennette. Ama bu dünyaya ya o tertip geç, o avama diyoruz. Malum günahla diyor dünyaya ihraç edildi. Ama hikmet ilahi abes iş yapmayacağına göre onu bu dünyaya göndermesinin sebebi şu vacibül vücuda bakan esma değil, mevcudata bakan esmanın bütünsel bir inkişafı murat edilmiş. Doğru mu anlamış? Kesinlikle abi, aynen. Yani sen bir iki kelime böyle mi, sen ne diyorsun, böyle mi anladın? Ben de aynısını diyorum yoksa ileride daha da gelecek inşallah. Yani ben de böyle anlıyorum. Hani sizin dediğiniz gibi anlıyorum inşallah sana abi. He. Çünkü devam ediyorum efendim. Peki, evet. Yani arada da durup böyle kendi böyle tefekkürünü tek de yavaş bize de istifade ettirirsin inşallah. İnşallah. Zaten abi ben şimdi hem dışarıda yerde de yazdım defteri, hem de diyeceğim tefekkürler hepsini yazdım deftere. Yani. Tamam. Hepsini önce hazırladım. O yüzden okuyorum yani. Tamam abi. Yani burada tamam mesela. Şimdi devam edelim inşallah. Arada bir şey gelirse hem vücudu vacibe hasır nazar etmekte aşkın sekri bulunduğundan üstad mevcudatı istemekte sekir halinde değildi. Alem-i sahbedeydi. Yani bunu da anlıyorum. Üstad bunu söylediği için sekir halinde söylememiştir onlar. Şimdi devam edelim inşallah. Eneyi de mevcudatı istemek ile alakalı esmanın sıfat ve şunattan bir farklı olarak bir vurgu yapmak istiyorum. Çünkü vacib-ül vücuda has nazar edenler Mektubat 48'de yalnız cilve-i esma-i ilahi hayali bir ayna vaziyetini vermek kadar ileri gider. Şimdi şöyle ki sani hakim insanın eline emanet olarak rububiyetinin sıfat ve şunatının hakikatlerini gösterecek tanıtılacak işaret ve numunelerini cami bir ele vermiştir. Sözler 536. Burada elenin sıfat ve şunetin işaret ve numunelerinden cami olduğu vurgulanmıştır. Ene esma noktasında ise ene künüz-ü mahfi olan esma ilahinin anahtarı olduğu gibi. Sözler 535. Şimdi aşağıya tefekkürü mü yazdım inşallah? Ene de esmanın numuneleri ve işareti yok. Sadece esmayı açacak bir anahtar var. Umum mevcudatı istemek ise umum mevcudatla alakadar esmayı açmak demektir. Burada bir tefekkürümü söylemek istiyorum. Bence en esma tecelli etmeyince veya ene anahtarlık vazifesini kaybedince ademe düşüyor. Ene ademe düşse de cehennemin cehennemi veya ademin haletleri nasıl yaşıyor? Çünkü ene'de sıfat ve şuunatın işaret ve numunesi var. Fakat şuunatı açan sıfat, sıfatı açan ene olduğu gibi esmayı açan ene'deki anahtarını kaybetmiş, ademe düşmüş. Çünkü kendinde bir varlığı yok. Mevcudatı istemek ise bütünüyle esmayı açmak, içine girmek demektir. Çünkü mevcudat esmanın açılımı, yani kendini ifade etmesidir. Şimdi başka okuyorum abi inşallah. Barla 264'e geri dönersek şefkata ve likata visal. Vacib-ül vücuda hasr-ı nazara değil, mevcut istemeye bakıyor. Bendeki beka da bana ait değildi Şualar 61'de. O halde mevcudatı istemekle benden bana ben gitmek olan ben dediysem de sensin o bendeki yine ondan olan beka billah ki mevcudatı istemek Allah'ı taşımaya bakar. Beka billah. Yani ben şöyle tefekkür ettim. Zata hasr-ı nazar edenler Cenab-ı Allah mevcut müsaadımıza mevcut işlemesi bekâbına bakıyor. Şimdi Şualar 61'den okuyorum. Bendeki aşk, ya bunu okuyacağım ki tefekkürüm ona göre yazdım çünkü. Bendeki aşk-ı beka, bendeki bekaya değil, belki sebepsiz ve bizzat mahkum olan kemal-i mutlak sahibi Zat-ı Zülkemal'in ve Zülcemal'in bir isminin, bir cilvesinin mahiyetinde bir gölgesi bulunduğundan fıtratında o kemal-i mutlakın varlığına ve kemaline ve bekasına müteveccih olan muhabbet-i fıtriye gaflet yüzünden yolunu şaşırmış, gölgeye yapışmış, ailenin bekasına aşık olmuştu. Onun bekasıyla benim için layımut bir hakikat tahakkuk eder. Zira benim mahiyetim hem baki hem sermedi bir ismin gölgesi olur, daha ölmez diye şuur imanıyla takarrur eder. Şualar 61. Şimdi benim aslım Zat-ı Zülcemal'in ve Zülcemal'in bir isminin, bir cilvesinin mahiyetinde bir gölgesi bulunduğundan. Onda bulunmak var. Mevzuatı istemekte ise hem zira benim mahiyetim hem baki hem sermediği bir ismin gölgesi olur. Onda olmak var. Sonra hiç ender. Yani ben onda bulundum. Sonra hiç ender hiçliğimi fark edip onda bulunmak değil, onda olmak isterim. Zira mevcudat esmanın gölgesidir. Mevcudatı istemek, o gölgeyi istemektir. Yani mevcudata taalluk eden bütün isimlerin gölgesi olmaktır. Allah onda bulunmayı değil, onda olmamızı istedi. Ta kendini benimle göstersin. Tefekkürü verdim inşallah. Şimdi bir dakika, o tefekkürü bir de yavaş okur musun? Tefekkürünü. Tamam. Tamam aslında inşallah. Bir daha okuyorum. Benim aslım Şualar 61'den Zat-ı Zülkemal'in ve Zülcemal'in bir isminin, bir cilvesinin mahiyetinin bir gölgesi bulunduğundan. Yani benim aslım bu. Bunda bulunmak var. Bu çok dikkatli çıkardı eskiden beri. Bulunmak diyor. Sonra mevcut istemekte ise zira benim mahiyetim hem baki hem sermedi bir ismin gölgesi olur. Bunda da olmak var. Yani ben onda bulundum. Ezeli olarak onda bulundum. Sonra hiç ender hiçliğimi fark edip onda bulunmak değil, onda olmak isterim. Zira mevzuat esmanın gölgesidir. Mevzuatı istemek, o gölgeyi istemektir. Mevzuata taalluk eden bütün isimlerin gölgesi olmaktır. Allah onda bulunmamızı değil, zaten onda bulunuyoruz çünkü mahiyetimiz olarak. Onda olmamızı istedi, daha kendini benimle göstersin. Böyle bir tefekkürüm oldu aslında abi. Şimdi devam ediyorum inşallah. Evet abi. Efendim abi. Hiç ender hiçim diyor ya. Yani ben bunu okuduğum zaman direkt hiçim anlıyordum. Hiç ender hiçim. Yani burada niye iki kere hiç kullanmış? Ender kullanmış. Onunla ilgili bir şeyiniz var mı? Yani ben olsam hiçim derim, geçerdim yani. Şimdi hiçim deyince hiçliğini biliyor, belki tefekkürüm müşerşi yani. Hiçim deyince hiçliğini biliyor, fakat hiç hem de hiç olunca kendi vücudunun, yani kendi mana ismi cihetiyle vücudunun farkında değil. Ben öyle anlıyorum yani. Yani manevi cihetiyle vücudunun farkında değil. Ben öyle anlıyorum da ona pek girmedim yani. Şu andaki düşüncem o yönde. Şimdi devam ediyorum inşallah. Bir dakika. El-Sual-ı Nisfil'in, sual soran yarısını biliyor demektir. Seyit Ahmet, muallim. Hiç ender için sen nasıl anlıyorsun? Söyle bakalım. Abi ben inanın yani bu bildiğimden sormadım. Yani aklımda hiç canlanmıyor böyle hiç ender için deyince. Yani hiçliğin içindekidir hiç desen olmuyor. Yani varlığın içindekileri hiç desen olmuyor. Ne bileyim, bilemedim yani. Evet. Devam et bakayım Fatih. Şey olabilir mi Hasan abi? Ne olabilir? Yani hiçliğini bilmek deyince bir bilen var. Yani hiçliğini bilen. Var, evet. Hiçler hiç deyince o bilmeyi de bırakmış bir şey yani bir durum gibi. Yani hiçbir işliğini bilmek tabi bilen gerektiriyor yani. İkilik var orada. Hiçliğini bilen, bilinen ve bilen ikilik var. Evet. Gene var. Onu da bırakarak aslında bir ikilik de kalkıyor. Bir teknik. Hiçlik içinde hiçlik içinde bir hiç. Yani bu mananda veriyor mu acaba? Hiçlik içinde hiç diye ben de öyle düşündüm diyor Seyit Ahmet de değilmiş diyor. Biraz önce dinledin mi Maksut? Osman dedi ki hiçliğini bilen, hiçliğini bilen ve bilinen. Yani ben bildim. Neyi bildim? Hiçliğimi. Bir bilen var, bir de bilinen var. Burada hala sen varsın. Kendine vücut rengin verdin ve ikilik var hala. Ama burada ikilik yatıyor. Bir bilen, bir bilinen. Sonra onu da kaldırdı. Yani mesela birinci Said kendi hakikatini inşa ediyor. İkinci Said hizmeti inşa ediyor. Üçüncü Said ne kendisinin ne de hizmet. Öyle birisi de yok. Öyle bir şey de yok aleminde. Bütün şey. Evet. Ve bir manası o ama birkaç manası var arkadaşlar o. Hiç ender, hiçim. Bir tanesi bu ikiliği kaldırmak. Birincisi biliyor hiçliğini, biliyor ama hiç değil hala. Biliyor. Yani hiçliğini biliyor ama hiç değil. Evet Fatih, yavaş yavaş hadi sevgili kardeşim, acayip şeyler söylüyorsun. Beni de heyecanlandırıyorsun akşam ya. Tamam inşallah, devam ediyorum. Sanki bugün seninle konuşacağını inan bilmiyordum. Kimse de bilmiyordu. Yani sabahtan beri böyle sanki bir atmosfer böyle bir buzun içinde de denmez de buzda olan su. Yani Allah'ın azameti, zatı yani hem korkuttu hem bir şeyler yani böyle bugün demek ki bu dersler olacakmış ki hissettim ya. Yani. Çok evet abi inan ki ben bunu çok önceden beri Mevcut'a çok ilgimi çekti bu cümle. Hatta Mevcut'a fasme karar verdim. Hatta bayağı bir yazdım. Sonra bu ders olunca dedim ki ben bu konuyu yapayım fakat nasıl yapacağım? Çünkü daha Mevcut'a çok var. Başka bir yol gösterildi bana yani. Bu başka bir yol hatırıma geldi. Belki de bu derse güzel bilmiyorum da hiç böyle aklıma gelmemiş. İleride gelecek inşallah da bir metinden şey yapacağım inşallah ileride. İnşallah. Bu yolu şey yaptım. Yani hiç mevcut araştırmaya gerek kalmadı. Direkt metinin içinden çıkarmalar yaptım yani ileride. Hasan abi. Şimdi devam edelim birazdan. Biraz atlayarak geçelim çünkü bayağı bir şey var. Şuradan başlayayım. Metin hepsini okuyayım da uzun olmasın. Fakat insanın akıl, ruh, sır, nefis gibi pek çok vazifelerin letayifi ve hasretleri vardır. İnsan kamil olur ki bütün o letayifi kendilerine mahsus ayrı tarih-i ubudiyette hakikat canibi sevk etmek ile sahabe gibi geniş bir dairede, zengin bir surette, kalp bir kumandan gibi letaif askerleriyle kahramanane maksada yürüsün. Yoksa yalnız kendini kurtarmak için askerini bırakıp tek başına gitmek medar iftihar değil, belki netice ızdırardır. Şimdi burada şöyle bir çıkarmam var. Demek ki akıl, ruh, sır, nefis zat-ı hazında, sadece zat-ı hazında etmiyor. Vazifedardır yani bu makamda. Çünkü mevzuatla alakadar olduğu için akıl, ruh, sır, nefis vazifedardır. Demek mevzuatı isemek vazifedarlarla bakıyor. Vücudu vacibe hasır nazarda aşk var, yalnız kendini kurtarıyor. Mevzuatı istemekte ise şefkat var. Onun için her şeyi ademe atmak değil, yüzde çıkarmak istiyor. Burada bir hüküm geçiyorum. Mevzuatı istemek ve esas da vücudu nazar etmemek şöyle bir şey ki, seni seviyorum demek başkadır, seni seviyorum, her şeyi seviyorum demek bambaşkadır. Çünkü Allah mevzuatı ademde bırakmadı. Kehinetimizi yarattı, mevzuatı sevdi. Aşk mevzuatı adamı atar tasavvurda, şefkat mevzuatı zihinle girirdi. Yani ben mevzuatı onun için girmek istiyorum. Bir de okur musun? Tefekkürüm de var. Hiç hem de hiç az ve farkla bakıyor. Mevzuatı istemek de şefkat ve tefekküre bakıyor. Şimdi akla gelebilen bir sual. Bilmana Hazreti Muhbir-i Sadık Aleyhisselatü Vesselam sen benim için alemleri yarattın, ben de senin için her şeyi terk ettim. Burada mevzuatı istemek nakıs kalıyor. Fatih, o tefekkürün var diye biraz önceki, onu da biraz yavaş okur musun bir daha? Bir örnek verdin orada. Örneği kaçırdım, biraz ses yaptın. Hani seni seviyorum demek başka olur mu aslında abi? He, onun başından al tefekkürünü. Tamam. Vücudu vacibe hazırlarda aşk var, yalnız kendini kurtarıyor. Mevzuat istemediyse şefkat var. Onun için her şeyi ademe atmak değil, yüzde çıkarmak istiyor. Mevzuat istemek ve sadece vücudu vacibe hazır nazar etmemek öyle bir şeydir ki seni seviyorum demek başkadır. Senin sevdiğin her şeyi seviyorum demek bambaşkadır. Çünkü Allah mevzuatı ademde bırakmadı. Kehineti muhabbetle yarattı. Mevzuatı sevdi. Aşk mevzuatı ademe atar tasavvurda. Şefkat mevzuatı zihinde diriltir. Yani Allah için, onu sevdiği için, onun için tekrar mevzuatı istiyorsun. Öyle bir tefekkürüm olacaksın abim. Acayip maşallah. Yani seni seviyorum ayrı bir şey. Seni evet, o kadar seviyorum ki senin sevdiklerini, senin sevmediklerini de sevmiyorum, seviyorum. Evet abim. Güzel. Yani aşkta o aşk, onu sevdiğin için bütün her şeyi silebiliyorsun ama şefkatte mesela öyle değil. Mesela mevzuatı istemekte her şeyi onun için yaşatmak istiyorsun yani. Şimdi akla gelebilen bir sual. Bilmana Hazreti Muhbir-i Sadık Aleyhisselatü Vesselam sen benim için alemleri yarattın, ben de senin için her şeyi terk ettim. Burada mevzuatı istemek nakıs kalıyor. Şöyle bir cevap buldum ki Üstadımız burada hiç hem de hiç olduğu için hiç hem de hiç olunca ben yokum ki zaten her şeyi terk edeyim. Yani bu başka makamda söylenmiş oluyor. Şimdi makamlar tutmuyor. Bu yüzden bu şeyle değerlendirilmez diye düşündüm yani aslında o şekilde. Şimdi bir mana gelmiş. Onu da söylemiyorum. Şehit nefsini Allah için feda ettiğinden tekrar dünyaya gelmek ister. Bizzat nefsinin hiç olduğunu gördüğü vakitte ise bütün mevzuatı kazanıyor. Mektubat 460'da geçen. Bir dakika, bir de söyler, şehit, devam et o. Tamam abi. Şehit nefsini Allah için feda ettiğinden tekrar gelmek ister. Zaten tekrar dünyaya gelmek için tek şehitler duymuştum. Fakat bizzat nefsinin hiç olduğunu gördüğü vakitte ise bütün mevzuatı kazanıyor. Mektubat 460. Böyle bir mana gelmiş Hasan. Buna da yardım içeride. Şimdi devam ediyorum. Kainatın hilkatındaki makası ilahiyeyi bilecek ve bildirecek ve tahavvülatındaki Rabbani hikmetini talim edecek ve mahiyetindeki kıymetini ve içindeki mevzuatın kemalatını ilan edecek. İlahir Asa-i Musa 125. Mevzadı istemek demek, mevzadı isteyince mevzadın kemalatını ilan etmek, mevzatla alakadar bütün ilanlar sende oluyor. Böyle bir tefekkürüm olmuştu. Yani çıkarımım oldu. Şimdi Asa-i Musa 125 ile sözler, şimdi söyledim, 361'i bağlamak istiyorum. Nasıl ki bir adam 5 kuruş kıymetinde bir hediye ile bir padişahın huzuruna gider ve görür ki yüz milyonlar değer hediyeler makul adamlardan gelmiş, orada dizilmiş, onun kalbine gelir. Benim hediyem hiçtir, parantez içinde, üstada hiçende hiçir diyor. Ne yapayım? Birden der, ey seyyidim, bütün şu kıymetler hediyeleri kendi namıma sana takdim ediyorum. Çünkü sen onlara layıksın. Sözler 361. Buradan mevzatı istemek noktasından şöyle tefekkürüm çıkaran oldu. Benim hediyem hiçtir olduğundan ve üstadda hiçende hiç olduğundan mevzatı istemek küllü bir niyette, hadsiz bir itikadın da ötesinde bütün milyonlar hediye edilen zatları mevzatı umumiyet ile isteyerek bir de huzuruna bir fiil hediye etmektir. Çünkü mevzat isteyince mevzat sende olduğu için yani niyetin de ötesine geçiyoruz. Yani bizzat bu milyonlar hediye edilen zatlar oluyorsun. Öyle bir tefekkürüm oldu abi. Çünkü milyonlar hediye edilen makul adamlardan gelmiş. Şimdi devam edelim inşallah. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Efendim? Şimdi burada şu ana kadar okuduklarınızdan abi mesela benim anladığım şu an şöyle bir şey oldu. Hani mesela Cenab-ı Hakk'ın diyelim ki zatı, işte sıfatları, şuunatı, esması, şimdi mevcudatı birlikte isterim demek o zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti demesi sırrına da taluk ediyor gibi anlıyorum. Demiyor şu an. Çünkü hani esmalar, sıfatlar da ondan yani hani parçaya tabi caizse yani parça deneyim de hani sadece sıfata hasrı nazar etmek, sadece sıfata hasrı nazar etmek veya zata hasrı nazar etmekten öte bütün mevcudata beraber bakabilmek de ümmeti sırrına taluk ediyor gibi anladım. Evet. Nasıldır abi tefekkürünüzde? Ben öyle düşünmedim ama onu da içinde barındırıyor. Daha da üstünde var, onu da içinde barındırıyor. Yani ümmeti bir şey içinde barındırıyor. Mevcudatı istemekle. Hmm. Evet. Şimdi devam ediyorum inşallah. Mahlukata zafiyetlik eden ve hayvanat ve nebatata kumandanlık yapan ve mevcudata arzıyı halefelik etmeye kabul olan ve kendi hususi aleminde kendini herkese vekil telakki eden insan İyyâke ne'budu ve iyyâke nestaîn der. Bütün halkın ibadetlerini ve isyanelerini kendi namına Mabud-u Zülcelal'e takdim eder. Sözler 361. Şimdi umum mevzuatın sende olmasının nazarıyla bu cümleye bakıldığında mevzuat-ı arziyeyi halefelik etmeye kabul olan cümlesinde değil sadece mevzuat-ı arziye, mevzuatın umumen sende olmasıyla mevzuatı içine alıyorsun ve ne halefelik edecek kimse kalıyor ne de hususi aleminde kendini vekil telakki eden. Çünkü mevzuat sende olunca hususi alemde kalmaz. Hasbinallahu ve ni'mel vekil kalıyor sadece. Çünkü on mevzuat sendeyken husus alemin nerede kaldı? Bütün halkın istihanelerini ve ibadetlerini kendi namına değil, bizzat Mabud-u Zülcelal'e takdim ediyorsun. Zira gayr kalmıyor. Kendi namına İyyâke ne'budu ve iyyâke nestaîn diyorsun. Tüm bizleri ihata eden bir bende. Mevzuatı istemekle gayr ortadan kalmıyor. Umum mevzuat sendeyken dışında mevzuat kalmıyor. Umum mevcudat sendeyken sen neredesin? Şimdi devam ediyorum inşallah. Umum mevcudat sendeyken sen neredesin? Kur'an arş-ı azamdan, ismi azamdan, her ismin mertebi azamından geldiği için 12. sözde beyan edildiği gibi Kur'an bütün alemlerin Rabbi itibariyle Allah'ın kelamıdır. Hem bütün mevcudatın ilahı unvanıyla Allah'ın fermanıdır. İşarat-ül İcaz 11. Umum işte çıkarımı söylüyorum. Umum mevzuatın sende olmasıyla ise sadece ayetin değil, umum Kur'an'ın içine girip bütün mana mertebelerini birden görmektir. Çünkü bu mevzuatı birden isterim sırrıyla, birden isterim diyor. Hem alemlerin Rabbine umum mevzuat genişliğinde bir mazhariyettir. Yani bu arada ben paragrafta sadece şey karşılaştırıyorum. Yani mevzuat istemi, yani kendi şeyim yok. Hem alemlerin Rabbine umum mevzuat genişliğinde bir mazhariyettir. hem ismi azam ve her isminin mertebe azamına bu mevzuat genişliğinden bir masarettir. Hem bütün mevzuatın ilahî unvanıyla Allah'ın fermanının umum mevzuatın sende olmasıyla sende tezahür etmesidir. Şimdi devam ediyorum inşallah. Yani kusura bakmayın, biraz sızık gidiyorum belki ama. Tamam. Cirim ve cismi küçük, cürüm ve zulmü büyük, ayıp beslen bir azim, bir çare insan. Kainatın hiddetinden, mahlukatın nefretinden, mevcudatın öfkesinden kurtarmak için Kur'an-ı Hakim'in daire-i kutsiyesine girmeye ve sünnet-i seniyeye itibar eylemeye davet ettiğini İlahi Barla 152'de umum mevcudatın sende olmasıyla mevcudatın öfkesi söz konusu olamaz. Öfkelenecek bir şey kalmıyor. Belki insan çok zalim ve cahildir olan bu makamda zulmünü ortadan kaldırıyorsun mevzuatı istemekle ve umum mevzuat sende olmasıyla Kur'an-ı Hakim'in daire-i kutsiyesine girmenin de ötesinde sen kendin anlaşıyorsun ki haraçta bir şey kalmıyor. Yani Kur'an'ın dışında bir şey kalmıyor. Umum mevzuattan şimdi Asa-i Musa 179'dan okuyorum. Umum mevzuattan muhalefetinle madem onların nefretine ve hiddetlerine mazhar oluyorsun, neye dayanıyorsun ki? Umum mevzuatı zulmünle, mizansızlığınla, israfınla, nezafetsizliğinle kızdırıyorsun. Şimdi umum mevzuatın sende olmasıyla zulmün ortadan kalkıyor, zira kendinde bir şey görmüyorsun. Umum mevzuata tecelli eden esmaya birden şahit oluyorsun. Zulüm, mizansızlık, israf ve nezafetsizlik söz konusu olmuyor. Adalet, hikmet vesaire sende tezahür ediyor. Çünkü hariç kalmıyor. Sözler 236. Mevzuatı birbirine ecnebi, belki düşman ve camidatı defti cenazeler ve bütün zilik hayatı zebal ve filatın sillesiyle ağlayan yetimler düşmanında görürsün. Şimdi bak, onun nesreti nur ile o matemhane-i umumi şerf-i cezbe içinde bir zikirhane-i inkılap etti. Umum mevzuatın sende olmasını bu cümleye tatbik ile Adem ve vücuda bir noktayı nazardan bakıyorsun. Çünkü sen mevcudatın içinde bir mevcut iken zulmet ve nur çarpışıyor görüyorsun. Umum mevcudatın sende olmasıyla altı cihette kalmayan sağ sol ön arka vesaire. Çünkü sen mevcudatın içinde değil, mevcudat senin içinde oluyor. Artık senin için masiba ve gayr kalmıyor. Masibanın içinde olanlar zaten Rabb-ı kalp edip terk-i masibaya muhtaçtırlar. Umum mevcudatın sende olmasıyla terk-i masiba değil, belki senin için bekabillah koruyor ki bekabillah için mevzuatı istiyorsun. Evet abi. Efendim abi. Burada gayrı kalmıyor dediniz ya. Hı. Hani Allah mevzuata bir kendi nazarı zekâ-i aşinasıyla bakıyor, bir de gayrın nazarıyla bakıyordu. Evet. Orayla burayı birleştirsek gayrı kalmıyorsa bu baktığı gayrı kim diyeceğiz abi? Allah kendi bizzat belki nasıl aşinasına bakıyor ya, o bakmaya bir oluyormuş bandında ya, tam ifade edemedim ama çünkü mesela düşün, mevcudat şu dışarıda gördüğümüz mevcudat senin içinde, hani dışarıda bakabileceğin bir şey yok, o zaman mevcudatta ne cereyan ediyorsa sende cereyan ediyor demektir. Yani sen mevcudat içindeyken mesela mevcudat mesela gayrın nazarıyla Allah'a bakıyoruz ya biz mesela, mevcudat sonuçta gayrız. Ama mevcudat senin içinde olunca bu sefer gayr, sende gayr kalmıyor. Yani mevcudat yine gayr olarak var ama sende gayr kalmıyor. Yani sen, çünkü mevcudat istemekle mevcudat sende oluyor. O şekilde söyleyebilirim yani inşallah. Şimdi devam ediyorum inşallah. Barla 181'den. On birinci işarette gösterilen zecr-i Kur'an'i, kainat tarlasının mahsulü, makinesinin mensucatı insan nevi olduğu ve umum mevzuat semeratıyla o neve hizmet ettiğinden, insan kodlamlığıyla, bedbinliğiyle ve azim gaye-i dünyayı hiçe indirmesiyle, büyük çarklar müsürlü, anasır-ı külliyenin insan aleyhine hareket ettiklerini, ve müdrik mesuliyetten kurtulmak ancak Kur'an-ı Hakim'in daire-i kutsiyesine girmek ve Fahrül Mürsel'e ittiba etmekle olacağını beyan ile insanı kendine veznettiriyorsunuz. Barla 181. Şimdi mevcudat, mum mevcudat sendi olunca mevcudun semeratı da otomatik sendi oluyor, senin oluyor. Mum mevcudat sendi olunca mevcudun hizmet edeceği bir sen kalmıyor. Çünkü sendedir, mevcudat ile hizmet ediyorsun. Yani sen mevcudat ile hizmet ediyorsun. İnsanı kendine benzetmenin ötesinde insan kendisini o mevcudat insan olunca insan kendisi ile oluyor. O mevcut insan olunca gayrı kalmıyor. Öyle bir tefrim var. Şimdi şu an okuyayım da. Bu ettehiyatü el mübarekat ve sünnet ettayyibat olan niyeti hediyeleri kendi hesabına takdim etmekten ötedir mevcudatı istemek. Çünkü kendi hesabına takdim etmekten öte bizzat takdim ediyorsun. Çünkü o mevcudat sende oluyor, senin oluyor. Mektubat 19. Evlede hakikaten bir kısmı nasıl ki ismi veluda masardırlar ve azamet bir mertebede o ismin cilveleriyle mevcudatın pencereleriyle vacip bir vücuda bakıyorlar. Öyle de şu hiç ender hiç olan kardeşinize hizmet Kur'an'ın istikamı yanında ve o sene-i bir nehayenin delil olduğu bir vakitte İsmi Rahim ve İsmi Hakim mazharetine kadar bir vaziyet verilmiş. Bütün sözler o mazharetin dübeleridir. İnşallah o sözler ve meniye ortada hikmette fakat utiye harın kesi asırına mazhardırlar. Mektubat 19. İsmi vedud aşk sıfatıyla zaten Rab'd-ı kalp ediyor. Bunun mevcudatı tasavvurda ademe atar. Mevcudatın pencereleriyle vacib bir vücuda bakıyorlar. Bunun mevcudatın sende olması ki İsmi Rahim'e yani şefkate bakıyor. İsmi Vedud mevcudatın pencereleriyle vacib bir vücuda bakarken İsmi Rahim ve İsmi Hakim sırrıyla mevcudatın pencereleriyle vacib bir vücuda bakan değil. Zira bunun mevcudat zaten sende. Yani o pencereden bakmaya gerek yok. Vacib bir vücudu bunun mevcudat sende olunca mevcuda baktırıyorsun. Yani İsmi Vedud'da buradan oraya bakıyorsun. İsmi Rahim'de oradan buraya bakıyorsun. Çünkü İsmi Rahim sırrıyla ve mevcudatı istemek sırrınca mevcudatta değilsin ki ona bakasın. Mevcudat sende oluyor. Yani mevcudatı istemek zat-ı sevmenin bir ötesinde haşa zatla kıyas değil de bir mane için zatın sevdiklerini de sevmektir. Onu sevmenin ötesinde şefkat ile onu taşımaktır. Mevcudatı istemek büyük bir vazifedarlıktır. Demek ki bütün sözler bekâbillâha bakıyorlar. Bunlar benim tefekkürlerim. Bir de Fatih, bir de bu tefekkürün en son tefekkürünü bir de okur musun yavaş? Yavaş yavaş abi, evet. Çok önemli şeyler söylüyorsun. Tamam abi. Ya, okuyacağım çok yer var da neyse o zaman. Bir daha yaparsın abi ders kalanı. İnşallah abi olur. Yani mevcudatı istemek buradan mı başlayayım? Tefekkürünü. Yani, tamam abi inşallah. Yani mevcudatı istemek zatı sevmenin de ötesinde zaten sevdiklerini de sevmektir. Onu sevmenin ötesinde şefkat ile onu taşımaktır. Allah'ı şefkat ile taşımaktır. Mevcudatı istemek büyük bir vazifedarlıktır. Demek ki bütün sözler bekâbillâha bakıyorlar. Bütün sözler buradan oraya değil, oradan buraya bakıyorlar. Benden bana ben gitmek. Gitmek ise bekâbillâhtır, gelmek ise fenâbillâh ki ismi veluda bakıyorlar. Umum mevcudat sende olunca kim pencereden baksın? Sende zaten mevcudat. İsmi veludda gayr var, ismi rahimde gayr yok. Rahim insana bakıyordu. Anneyle çocuk gibi abi diyordunuz ya. Kendi uzvu olarak bilir. Evet. Aslında söylemek istediğim başka şeyler de var da mesela bir nevi haşa hani Allah'ın şefkat-i mukaddesesi var ya onun gibi mesela sen mevcudatı kendi için istemiyorsun çünkü hiç kendi içsin o şefkat sen Allah'ı taşıyorsun. Yani bu şefkat bu mevcudatın içindeki şefkat değil. Yani sen mevcudat sende olunca sen mevcudatı Allah'a taşımak için şefkatin var. O yönde yani kullanıyorsun. Allah Allah. Evet. Ne dedin ya? Sen ne dedin? Aynen. Duyuyor musun ya? Ne diyorsun? Allah Allah. Bir daha de abi onu. Şefkatle Allah'a mı taşıyorsun ya? Evet. Mesela hani mevcut işimdeyken işte çocuklarımızı ve yani bütün işte gördüğümüz her şey mesela bir şefkatimiz var. Fakat bu mevcut sende olunca böyle bir şefkatin kalmıyor. Çünkü zaten mevcut sende hani gayrı da kalmıyor. Bu sefer şefkat nasıl oluyor? Sen şefkat de Allah'a taşıyorsun. Yani bekâbirliğe taşımak gibi yani hayata taşıyorsun. Böyle bir tefekkürüm oldu. Yani bir nevi haşa ve haşa hani şefkat-i mukaddesi küçük bir mazaret gibi mesela. Çünkü bu mevcutun içindeki bir şefkat değil. Sen Allah'a taşıyorsun burada yani. Böyle bir tefekkürüm olmuştu abi. Şuunat-ı Zatiye'ye mazhar olmak gibi bir şey. Evet, evet. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü bu şefkat mevcut sende olunca mevcutun içinde bir şefkat olmaz sende. Çünkü sen mevcutun içinden bakmıyorsun. Mevcut sende olunca sen mevcutun üstündesin yani. O zaman şefkat mevcuttaki şefkatle kıyaslanmaz bile. Yani çok küçük bir numarası ancak olabilir belki. Yani buradaki şefkat başka. Sen Allah'ı taşımak hani bu hiçbir yani çocuk yani bir insan mesela çocuğun da şefkatini bile benzemez yani. Bu kıyas bile edilemez yani. Çok büyük bir şey. Böyle tefekkür ettim. Fatih bu akşam dağıttın bizi ya. Estağfurullah abim ya bu. Maşallah ya. Hasan abi bu dersi hazırlarken çok böyle huzurla hazırladım ki yani hayatımda yaptığım en güzel şeylerden biriydi. Yani tek başıma bu dersin verdiği şeyler belki de. Neyse devam edeyim inşallah. Vay be. Lemalar 335'te 10 mevzuatın tanziminde eseri görünen ilim-i ilahiye şehadet eden bütün deliller devamında okuyayım. Sadece burayı geç devamında okuyayım da ve kainatta tasarruf eden kudreti ispat eden bütün burhanlar ve tanzim ve idare-i kainatta hüküm ferma olan irade ve meşiyeti ispat eden bütün hüccetler ve kelam-ı Rabbani ve vahiy ilahi medarı olan risaletleri ispat eden bütün alametler, mucizeler ve hakeza 7 sıfat-ı ilahiye işaret eden bütün delail bir ittifak zat-ı hayy-i kayyumun hayatına delalet, şehadet işaret ediyorlar. Lemalar 335. Bunun mevcuden tanziminde eseri görünen ilim-i ilahiye şehadetlerin bütün deliller. Bunun mevcudat sende olunca sen ona şehadet değil, sen onda kendine seyrediyorsun, ondan kendine şahit oluyorsun. Bir de oku, bir de söyle, bir de söyle. Mevcut kendi içinde, hayy-i kayyum olan zaten delalet ediyor. Mevcut kendi içinde. Onun mevcut sende olunca ise, zat sende kendine delalet ediyor, sen zata değil. Yani zira onun mevcut sendeyken, orada bir mesafe olan mevcut kalmıyor, orada bir şey kalmıyor. Bunu teyit eden, Sözler 197-198, güneş kayıtsız nuruyla ve maddesiz aksi cihetiyle sana, senin ruhun penceresi ve onun aynesi olan göz bebeğinden daha yakın olduğu halde sen mukayyet ve maddeden mahfuz olduğun için ondan gayet uzaksın. Yani onun mevcut sende olunca mukayyet ve maddeden mahfuz değilsin ki ubudiyet araya girsin. Bir ben var ben içeri olan hiç ender hiç etle içeri ulaşsın. Güneşin kayıtsız nur ve maddesiz aksi sende tezahür ediyor. O kayıtsız nur ve maddesiz akis sende mevzuat sende olunca tezahür ediyor. Mesela Allah'ın nuru semavatı vel aradin. Allah göklerin ve yerin nuru ise gökler ve yer onun mevcuat istemekle sende olunca onun vasıtasız olarak sende tezahür ediyor. Oraya barzaklar giremez. Çünkü gayr kalmıyor orada. Yani senin için gayr kalmıyor. Fenafillaha giden bu tefekkür gelmişti. Fenafillaha giden yolda berzah var, bekâbillaha giden yolda ise berzah yok. Çünkü Allah şey yapmakta. Fatih abi, Allah razı olsun. Kusura bakma kesiyorum. Şu az önceki söylediğini tekrar baştan yavaş bir şekilde alabilir misin kardeşim? Sana da Allah. Lütfen. Güneş kayıtsız öyle orası mı? Aynen. Tamam. Güneş kayıtsız nuruyla ve maddesiz aksi cihetiyle sana senin ruhun penceresi ve onun aynesi olan göz bebeğinden daha yakın olduğu halde sen mukayyet ve muddete mahpus olduğu için ondan gayet uzak. Sözler 197-198. Yani bir ben var benden içeri kısacası. Yani onun mevzuda sende olunca mukayyet ve maddeden mahpus değilsin. Çünkü mevzuda zaten sende. Ubudiyet araya girsin. Bir ben var benden içeri olan hiç sende hiç ile içeri odasın. Çünkü ben tekrarlasmak içenler hissin artık içerik oluyor. Güneşin kayıtsız nuru ve maddesiz aksiz sende tesahür ediyor. O kayıtsız nur ve maddesiz aksiz sende tesahür ediyor. Mesela Allah'ın nuru semavati vel aradin. Allah göklere ve yerin nuru ise gökler ve yerden mevcuttur. Gökler ve yer onun mevcutu istemekle sende olunca o nur vasıtasız olarak sende tesahür ediyor. Oraya bazılar giremez çünkü garip kalmıyor. Hani dışında bir mevcudat yok. Bu yüzden direkt sana geliyor. Böyle bir tabi. Perdesiz tecelli ediyor. Evet. Evet. Yani Fatih ben bu bütün mevcudatın sende olması mevzusunu ben hissedemiyorum. Yani ilmen söylüyorum ama hissetmiyorum. Hissedemiyorum ona. Bu hisse nasıl taşıyacağız? Nasıl onu şey yapıyorsun aleminde? Şefkatle yani. Onu şefkati mi kullanıyorsun? Evet, şefkatle kullanıyorsun. Nasıl kullanıyorsun abi şefkati? Yani mesela benim çocuğum var mesela, bir tane kızım var. Bir de Allah var mesela. Ben ikisini kıyaslıyorum. Allah hiç kimseye benzemez. Yani hiçbir mevcuda benzemiyor. Ona olan şefkatimle yola çıkarak. Yani ben bu dünyaya geldim. Ben vazifeliyim mesela, hani Allah'ı taşımak istiyorum. Mesela, ben de çok az bir his var yani, öyle çok aşırı değil de ama şefkatten yola çıkıyorum kısacası. Yani şefkat, hani zaten mesleğimizde var ya, az fark, tefekkür, şefkat. Bu şefkatten yola çıkar. Şefkat nasıl içine alıyor onu abi? Yani ona duyduğun şefkat, o mevcudat sende nasıl yapıyor? Yani oradaki şeyin de, his metodun ne yani? Yani ifadeler çok ya, ifade edemiyorum da sadece şefkatle gidebiliyorum diyorum. Hani bütün mevzular seninle olunca ya şöyle diyebilirim. Mesela ben hacca gitmek istiyorum. Hacca çok gitmek istiyorum ama ben farklıyım. Gitmeye işte hani maliyetim yok. Fakat Allah gitmiş bir sevap yazıyor ama Allah mesela o sevabı yazdı değilim. Fakat benim o içimdeki hacca gitmek aşkı silinmiyor. Hani gene de gitmek istiyorum. İşte hani yani demek istediğim niyet olarak yetmiyor mesela. Hani bütün hani ettahiyat ölümü barakatı mesela niyeten hani mevcudun dilere konarak söylüyoruz ya. İşte mevcudun istediğinde hepsi sende oluyor. Yani Allah'a mülayakada hediye veren zatlar gibi mesela o şekilde mesela taşımak yani şefkatle Allah'ı taşımak gibi yani pek ifade edemiyorum ama o şekilde söyleyebilirim. Tamam abi. Evet. Zor ifadeler zaten de. Evet, çok güzel evet yani. Zaten bir şey söyleyebilir miyim? Efendim? Yani benim anladığım temellerimde hani nasıl hissetme meselesi. Şimdi his vicdanına bakıyor. Normalde günahla hani insan akılla var olan şeyler arasında ilişkiler, çelişkiler hani vücudda olan hani mevcutla uğraşıyoruz ya hani. İlişki kurabiliyor, mantıki çıkarımlar vesaire yapabiliyoruz. Bu tamam. Allah-u Alem mesela ibadetler gibi yani normalde namaz kıl, oruç tutmak, zekat, hac vesaire bu ibadetlere baktığımızda orucun bir farkı var yani. Oruçta nasıl bir fark var? Teknik olarak bir şey yapmıyorsun, terk ediyorsun. Öyle bir şeyleri gitmenin metodu da yani terk edebilmek. Yani vücuda namaz kılmak sevap arada vasıta mesela. Hacca gidiyor. Maddiyat lazım, fiziksel hareketler lazım ibadet olsun. Fakat oruçta mesela şey yok. Oruçta bir acı çekmek var. Yani oruçta terk etmekle beraber bir acı çekmek. Yani sapık verilenler vazgeçmek var. Allah alem ne kadar yani artı olan, sevaplı olan aklı gittiğinde bir şeylere sahip olmakken bir şeylere etmeyken bırakabilmek sanki şefkat derken bunu kastediyorsunuz gibi anladım abi ben. Evet, olabilir yani, evet. Bir şey söyleyebilir miyim? Bu şefkate giden yol muhabbetullah'tan mı geçiyor acaba? Yani Cenab-ı Hak'la, evet, genel olarak söylüyorum. Yani, evet, Fatih kardeşim. Ben kendi nefsimle olanı söylüyorum. Mesela dünyaya üçüncü çekim yüzüyle hiçbir şekilde mesela muhabbet bağlamayınca insan ben bu şekilde muhabbet bağlamayınca artık yani içinde dünyaya muhabbet kalmayınca sırf ona muhabbetin kalıyor zaten otomatik. Aynen. Hani Allah, aynen. Allah, çünkü hani Allah sözünü kesin mesela yani Allah'a muhabbet etmek var ya aslında sen dünyanın 3. yüzyıldaki muhabbetini kesersen zaten direkt ona intikal etmiş oluyorsun. Hani Yani sevginin gücünün yükselişiyle oluyor yani şefkat devreye giriyor. Sevginin gücü yani. Yani muhabbetullah arttıkça ona olan sevgin de artıyor ya. Yani o nihayetsiz sevgi mazhar oldukça sen de haddini biliyorsun, hududunu biliyorsun. Ondan da artık hiçliğini biliyorsun, haddini biliyorsun derken gidiyor diye düşünüyorum. Ben de tercih edemedim o sana. Ha, biraz da yürü bakalım Fatih. Evet, çok güzel. Tamam efendim. Tamam inşallah. Şimdi Asa-i Musa 120'den okuyorum. Ezel ve ebedin Zülcelal Sultanı ve bütün mevcudatın Zülcemal Halik-i Zişanı olan Şems-i Sermedi'nin şimdi umum mevcudatın sende olmasıyla Şems-i Sermed direkt olarak desenine tezahür ediyor. Çünkü bütün mevcudatın Zülcemal Halik-i Zişanı olan Şems-i Sermedi bütün mevcudat sendeyse Şems-i Sermed direkt olarak sende tezahür ediyor. Şimdi Asa-i Musa 120 mükalemesi dahi onun ilmi ve kudreti gibi küllü ve muhit olarak her şeyi kabiliyetinde tecelli etmesi ve ilmi ve kudreti küllü ve muhit olarak her şeyin kabiliyetiyle birlikte umum mevzuatı birden istemekle birden sende tecelli ediyor. Yani ben yaptığım şeyi sadece paragrafı okuyorum, umum mevzuat sende olunca onu kıyaslıyorum. Yani kendi eksana bazı tefekkürler oluyor ama genel olarak yaptığım şey o yani. Şimdi Sözler 236, bütün mevzuattan sorulan, bütün ukule hayret içinde meşgul eden, üç müşkül ve müthiş suale acip olan necissin, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun suallerine mukni makbul cevap verir. Şimdi umum mevzuatın sende olmasıyla bunlara mevzuattan sormuyorsun çünkü mevzuat, umum mevzuat sende olduğundan neci ve nereden geldikleri ve nereye gittikleri nereye gittiklerine vakıf oluyorsun. Umum mevzuat sende olunca. Yani mevzuatta ne yaptıklarını da biliyorsun çünkü sende olunca. Şimdi Sözler 401 ve Adem'e melaikenin secde etmesi ve şeytanın etmemesi hadisesiyle nevi insana semekten meleğe kadar ekstra mevzuat muzahhar olduğu gibi yılandan şeytana kadar muzur mahlukatın dahi ona itaat etmeyip düşmanlık ettiğini. Sözler 401. Şimdi ekser mevzuat muzahhar demek umum mevzuat değil. Çünkü yılanlar ve şeytan da var mevzuatta. Fakat umum mevzuat sende olunca yılan ve şeytanı da kaplıyor. Ekser değil çünkü umum mevzuat sende olunca onlara sana muzahhar veya düşmanlık etme lüksleri de yok onlara. Ortadan kalkıyor. Lemalar 52. Eğer bütün mevzuat seni bırakıp fena yolunda Adem'e giderse, eğer zih hayatlar senden müferagat edip ölüm yolunda koşarsa, eğer insanlar seni terk edip mezarasına giderse, eğer ehli gaflet ve dalalet seni dinleyip zulümata düşerse merak etme, de ki Cenab-ı Hak bana kafidir. Madem o var, her şey var. Ve o halde o gidenler Adem'e gitmediler. Lemalar 52. Umum mevzuat sende olunca bütün mevzuat seni bırakmaz. Çünkü mevzuat sende olunca o sende var oluyor. Madem o var, her şey onda oluyor. Mevzuatı istemekle ondan olanları Adem'den çıkarmak istiyorsun. Yani böyle bir tefekkür oldu burada. Lemalar burada bir tefekkürüm var. Nasıl ki o beni mevzuata taşıdı, bunu okuyayım da. Bir ilmi ezelinin dairesinde planları ve miktarları tahammül eder, mevzuatı ilmiye göze göstermeyen bir eczar ile yazılan ve görünmeyen bir yazıyı göstermek için sürülen bir eczar misillü. Lemalar 194. Nasıl ki o beni mevzuata taşıdı, ben de mevzuatın bende olmasıyla onu taşıyorum. Lemalar 353. O kainatın meyvesi olan insan, şu kesret-i mevzuat içinde vaktini gösterdiği gibi kalbi dahi iman gözüyle kesret içinde vaktini görür. Sözler 613. Umum mevzuatın sende olmasıyla kesret içinde vaktini göstermenin de ötesinde ve iman gözüyle kesret içinde vaktini görmenin de ötesinde. Lemalar 353. Kainatın insan ile musahhar olduğu sırrıyla bu mevcudun birden sende olmasıyla kesret-i mevcut içinde vahdeti göstermek değil, sırrı kaymiyetinle vahdet sende oluyor. İman gözüyle kesret içinde vahdeti görmek değil, vahdeti imanın içine girmek ile gösteriyorsun. Sözler 340. Sözler 340. İşte Reşha misal üçüncü arkadaşınız ki hem fakirdir hem renksizdir, güneşin hararetiyle çabuk tebahur eder, enaniyetini bırakır, buhara biner, havaya çıkar, içindeki maddi kesife, nar-ı aşk ile ateş alır, ziya ile nura döner. Mevcudun sende olmasıyla, yani mevcudu bir istemekle nar-ı aşk değil, şefkat var. Mevcut sendeyken nura dönmüyorsun, nur sende tezahür ediyor. Allah'u nuru semavat vel aradın sırrıyla. Sema ve arzda mevcut olduğundan, mevcudun sende olmasıyla Allah'ın nuruna yapışıyorsun. Sen mevcudun içinde bir mevcut iken, aşk ile yanarsın, nura dönersin. Fakat mevcut sendeyken, şefkat ile sende dönüyor. Nur sende dönüyor. Sözler 5'ten okuyorum. Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Bil ey nefsim. Şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisan-ı haliyle vird-i zebanıdır. Burada bil ey nefsim diyor. Sözler 474'te ise ey nefsim kalbim gibi ağla ve bağır de ki diyor. Nefis bütün mevcudatın lisan-ı haliyle vird-i zebanı olduğunu bildi. Sözler 474'te ise nefsi bütün mevcudatı istemek için bağırır, ağlıyor. Öyleyse Bismillah bütün mevcudatı isteyerek umum mevcut genişliğinde ve birden zikrini bizzat mevcut ile göstermektir. Yani zikrini bizzat mevcudun sende olmasıyla mevcut ile göstermektir. Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki bir kabile reisinin ismini alsın. Sözler 6. Bir kabile reis Rab. Umum mevzat birden istemekte ise bütün kabile reislerinin ismini alıp değil göstermek var. Mevzata bakan bütün mana mertebeleriyle Bismillah'ı mevzat ile kendinde okutmaktır. Bismillah mevzatın vird-i zebanıdır sırrıyla umum mevzatı istemekle mevzatı kendi hesabına söyletilmek değil, kendini mevzat ile göstermektir. Tabi bu da kendine mana ismi cihetiyle değil. Bismillah'taki ismi mevzatı istemek ile taşıttırmaktır. Bir noktayı nazar, zatı istemek için mevzatta olmak lazım ki ismi böyle bakıyor. Yani zatı isteyenler demek ki mevzatta, ismi böyle de bakıyor. Mevzatı istemek için hiç emri hiç olmak lazım geliyor ki sırrı ismi rahime bakıyor. İsmi vedutta gayr var, ismi rahimle gayr yok. Sözler 8. Bismillahirrahmanirrahim'in bir cilvesini şöyle gördüm ki kainat simasında, arz simasında ve insan simasında. Cahil dikkat, birisi Bismillah kainata bakıyor, ikincisi Rahman ve arza bakıyor, üçüncüsü değil sonraki diyor burada. Sonra insan sözlerse ilk bakışta insan kainat ve küre-i arzdan sonra bir üçüncü gibi geliyor cem olmak sırrıyla. Bu mevcut istemek ise kainat ve küre-i arzın sende cem olması değil, onlara cem etmektir. Yani onlarla Allah'ı taşımaktır. Tabiri caizse sende oluyor. Bismillah sende tezahür ediyor. Yani mevcut sende olunca tabiri caizse sen Bismillah değil, Bismillah sende tezahür ediyor. Allah'ın ismi sende tezahür ediyor. Bu mevcutu birden isteyerek Allah'ın ismini bu mevcutla gösteriyorsun. Tanım Mestebi, Tanım Mestebi 13-34. Aynen böyle de şu mevcut vücutlarıyla vacib-ül vücudun vücub-ül vücuduna şehadet ettikleri gibi kendileri hem arkalarından giden emsalleri ve zahiri hesaplarıyla beraber zeval bulmalarıyla zat-ı vacib-ül vücudun özelliğine, sermekiyetine ve ehadiyetine şehadet ederler. Bunun mevcudun sende olmasıyla vacib-ül vücudun vücudu vücuduna şehadet ve zat-ı vacib-ül vücudun özelliğine ve sermekiyetine ve ehadiyetine alet ettiriyorsun. Nasıl ders yapıyor ya? Öf. Asa-i Musa 160. Senin vücudunda her vakit derler çalışıyorlar. Esad olarak değil, mevcut istemek noktasında şöyle dedi. Her bir zerre mevcuttur. Bunun mevcudu istemek ise senin vücudunun tezahür etmesidir ki mana işini ciltilediği senin gücünü intizam etmesidir ki sen olaraktan değil, ben diye yazdımsa da sensin yine ol ben de Emirdağ Bey yüzümü sırrıyla. Asa-i Musa 120 Zat-ı vacib-ül vücudun hem mevcudiyeti hem umum zatları hem eksel isimleri hem rububiyet, uluhiyet, rahmet, inayet, hikmet, adalet gibi vasıfları şemleri lüzum derecesinde ahireti iktizar ve vücut derecesinde baki bir alemi istizam ve zaruret derecesinde mükafat ve mücadele için tahsil ve neşri isterler. Mevcut istemek sırrınca zat-ı vacib-ül vücudun mevcudiyetinin ahireti istemesi ki kendini ahirete taşımak istiyor mevcudiyet sırrıyla. Allah'ın bu mevcudiyeti için mevcut istiyorum. Kendi manevi ismim için değil veya aşkın şekliyle değil, bendeki aşk-ı bekanın bana ait olmadığı muktezasınca ahireti onun için, onu taşımak için istiyorum. Çünkü ben yokum, hiçende hiçim. Sözler 474, isterim bir yar-ı baki isterim. Sadece o yar-ı baki bende olunca ahireti ben istiyorum diyorum. Hem mükafat ve mücazatı da ben istiyorum. Ben beni taşımayanlara mücazat, taşıyanlara mükafat istiyorum. Ahirete iman sırrınca. Fatih abi. Mektubat. Efendim abi. Abi çok önemli şeyler söylüyorsun da böyle zaten bizim fikirler dağınık, bu kadar derin mevzuları bu kadar hızlı takip etme imkanımız hiç yok. Yani ben hani böyle aradan yakalamaya çalışıyorum. Cenab-ı Hakk'ın mevcudiyetini taşınmak için öyle bir şey dedin, mevcudatı istiyorum dedin. Değil mi? Ne? Bir daha öyle okusana. Bir daha okuyayım inşallah. Metin okuyayım mı yoksa? Yani metin, o senin ifadendi galiba. Artık nasıl? Bak oradan bir... Yani mevcudu, Allah'ın mevcudiyeti için mevcudatı isterim gibi bir şey dedin. Evet. Mesela bak, zat-ı vacib-ül vücudun hem mevcudiyeti, hem onun sıfatları, hem ekser isimleri, hem rububiyet, uluhiyet, rahmet, inayet, hikmet, red gibi vasıfları, şenleri, lüzum derecesinde ahiret-i iktiza ve vücut derecesinde baki bir alem-i istizam ve zaruret derecesinde mükafat ve mücadele için karşı ve neşri isterler. Yani mevcudu istemek sırrınca zat-ı vacib-ül vücudun mevcudiyetinin ahireti istemesi ki, yani zat-ı vacib-ül vücudun mevcudiyeti mevcut olarak burada gözüktüğü için zat-ı vacib-ül vücudun mevcudiyetinin ahireti istemesi ki kendini ahirete taşımak istiyor mevcudiyet sırrınca. Ama mevcuda da taşıyor. Yani Allah'ın bu mevcudiyeti için mevcudatı istiyorum. Yani Allah'ın mevcudiyetindeki tezahürleri zemini için mevcudu istiyorum. Yani Allah için, kendi manaya gitmek için değil veya aşkın istekliyle değil. Çünkü zaten bendeki aşk-ı bekanın bana ait olmadığı muktezasınca ahireti onun için, onu taşımak için istiyorum. Çünkü ben hukum içende için. İsterim bir yar-ı baki isterim. Sözler 474. Sırrınca o yar-ı baki bende olunca ahireti ben istiyorum. Yani ben beka istiyorum yar-ı baki olun. Mesela yar-ı baki bende olunca bekayı ben istiyorum. Dolayısıyla ahireti ben istizam ediyorum. Hem mükafat ve mücazatı da ben istiyorum. Beni taşımayanlara mücazat, taşıyanlara mükafat istiyorum. Ahirete iman sırrınca. Mektubat 35, silsile-i mevcudat gibi kuvvetli ve zarrat gibi kesretli iman ve istemek Kur'an'ı göstermişler ki mevcudatı istemek demek zaten sendeki karşılığı olan nurunun bürhanlarını istemek ve mevcudatın sende olmasıyla o bürhanları kendi elinde göstermek demektir. Yani mevcudatla olduğu için. Mektubat 37, icat eşyada her birileri ayet olan silsile-i mevcudat. Onun mevcudu istemekle bunun ayeti bir istemektir. Çünkü yani her bir mevcut bir ayet olduğu için ayeti tekminiye. Mektubat 43, mevcut ayetlerinde kelimeleri görünen esma-i ilahiye mevcudun hakkını kâfirden almak üzere mevcudun sultanı olan Kahar-ı Celal. Sen zata hası nazar etmek, mektubat 43, şimdi tefekkürün, sen zata hası nazar etmekle mevcuda ademe attın, ben Esma-i İlahiye'nin aynelerinde cilvelerini göstermek için bu mevzuatı istiyorum. Mektubat 84. Mevzuatla alakası halikiyettir. Ehl-i vahdet-i vücudun dedikleri gibi mevzuat evham ve hayalet değil. Demek mevzuatı istemek serbest bölgenin hayalet olan menfi tarafına bakmıyor. Çünkü hayalet kelimesi hep olumsuz kullanmıştır külliyatta. Hareket sırrınca Cenab-ı Hak gizliliklerini ortaya çıkarmak istedi. Ben de harekete mutabakat ederek mevzuatı isteyip gizliliklerini birden göstermek isterim. Bunun istemesine karşılık bu noktada birden isteyerek göstermek isterim. Mektubat 85. Hem mesela Rahman-ı Rezzak hakikatli ve asıl oldukları için kendilerine layık rızka ve merhamete muhtaç mevzuatı ister. Yani Rahman ve Rezzak hakikatli oldukları için kendilerine layık rızka ve merhamete muhtaç mevzuatı ister. Ve mevzuatı diyorsan o Rahman ve Rezzak isimlerinin asıllarına veya mevzuatla alakalı tüm isimlerin asıllarına yapışmışım demektir ki onların karşılıklarını istiyorum. Lemalar 55. O Esma-i Cemali ve Kemali ise melaike ve ruhani ve cin ve insin nazarında güzelliklerini mevzuatın güzel vaziyetleriyle ve hüsnü edepleri göstermek isterler. Mevzuatı bizden istemek ise o Esma-i Cemali ve Kemali'nin güzelliklerini insin nazarında göstermek istiyorsun. Burada ins ve insan ayırdım, yani kendi şeyim, insin nazarında göstermek istiyorsun. İnsan isminde geçen an'a işaret eden bu mevzuatın birindeki birden ile bu makamda ins mevzuatın içindeyken o güzellikleri görüyor. İnsan mevzuatın insanın içindeyken o güzellikleri bizzat gösteriyor. Yani insanı ayırdın mı da? İns mevzuatın içindeyken güzellikleri görüyor. İnsan mevzuat kendi içindeyken o güzellikleri kendine gösteriyor. Bir noktayı nazar, fenafillah olan hiç ender hiçte onu da eriyorsun, bekâbillah olan mevzuatı istemekte ise onu gösteriyorsun. Onu da eridikten sonra onu göstermek istiyorum. Yani şöyle bir şeyim var, padişahım, senin yanındayım ama izin ver, senden ayrılıp seni herkese anlatayım, seni bilmeyen kalmasın. Bu da böyle tefekkürüm oldu. Şimdi sözler 9. Vahdet ve vahidiyet cihetiyle dahi mevzuat ile alakadar her bir isim bütün mevzuatı ihata ediyor. İşte vahidiyet içinde ukulü boğmamak ve karakter zat-ı akdesini unutmamak için daima vahidiyetteki sikkeyi hadiyeti nazara veriyor ki o sikkenin üç mühim hükkesini irade eden Bismillahirrahmanirrahim'dir. Sözler 9. Bu mevzuat birden sende olunca o sikkenin üç mühim hükkesini irade eden Bismillahirrahmanirrahim'i gösteriyorsun. Mevzuat ile alakadar her bir isim sende tezahür ediyor. Mevcudiyetini mevzuatı istemekle sende tezahür etmesini istiyorsun. Çünkü mevzuat sende olunca, yani deniz senin içindeyken onda boğulmazsın. Sikke-i hadiyet sende tezahür ediyor. Bismillahirrahmanirrahim ile. Burada tefekkürlerim var. Hiç ender hiç la ilahe, yani ben mana ismi cihetiyle hiç ender hiç bildiğim zaman la ilahe. Mevzuatı istemek illallah, yani mevzuatı istemekle hani Allah'tan başka ilah yok. Yani ben kendi mana ismiyle baksam bir nevi şirk oluyor. Onun yegane özetini mevzuatla ilan ediyorsun. İlah mevzuatı illahuyu mevzuat istemekle ve dolayısıyla mevzuatın sende olmasıyla ilan ediyorsun. Yani la mevzuatı illahu. Mevzuatı istemekle dolayısıyla mevzuatın sende olmasıyla ilan ediyorsun. Sözler 479. Kainatta ehli vahdet-i vücut gibi huzuru daimi kazanmak için idama mahkum zannedip la mevzuatı illahu hükmetmeye veyahut ehli vahdet-i vücut gibi ehli vahdet-i şuhud gibi huzuru daimi kazanmak için kainatın nisyan-ı mutlak hapse mahkum tahavvül edip la meşgud-i illahu demeye mecbur buluyor. Belki idamdan ve hapisten gayet zahir olarak Kur'an affettiğinden o da sarf-ı nazar edip ve mevzuatı kendileri hesabında istihdam edip esma-i ilahinin mazhariyet ve olaydarlık vazifesinde istemal ederek manayı harf-i nazarıyla onlara bakıp mutlak gafletten kurtulup huzur daime girmektir. Her şeyde Cenab-ı Hak'la bir yol bulmaktır. Şimdi tefekkürlerim bu cümleyle, bu metinle alakalı. Bunun mevzudan göre olmasıyla Kur'an'ın içine giriyorsun. Ve mevzuda manayı harf-i nazarı dahi kalmıyor. Çünkü mevzunun içindeyken manayı harfiyle bakıyorsun. Fakat mevzuda sende olunca manayı harf-i nazarı dahi kalkıyor. Çünkü zaten mevzuda sende. Mevzuda sende olmasıyla mevzudan mazhariyet ve anadarlığı sende ortaya çıkıyor. Mevzuda istemekle onu vücuda çıkarmak istiyorsun. Asa-i Musa 246'dan kainat semasının grubu olmayan manevi güneşi Kur'an-ı Kerim şu mevzuat kitabı kebirinin hayat-ı tekvinesini okundurmak mahiyetini göstermek için şualar hükmünde olan envarını neşrediyor. İşte mevzuatı istemek budur. Yani insan eşittir Kur'an'ın sırrıyla mevzuatı istemekle Kur'anlaşıyorsun. Hayat-ı tekvini sende okunuyor. Mahiyeti sende gösteriliyor. Bir mana Kur'an kelama dönük hem kendini onda gör, Kur'an hem de mevzuda bakıyor, kendi mevzuatla gösteriyor. Kur'an, fenafillah ve bekabillahı ikisine dem etmiş. Yani hem kelama bakıyor, çünkü mana ismi cihetiyle Kur'an haşa yok mesela mana ismi cihetiyle. Kelama dönük mevzulara bakıyor. Hem mevzuda bakıyor, kendi mevzuatı gösteriyor, mevzuatı istiyor onun için. Nasıl mevzuatı istemekle manayı harfi kalkıyor, Kur'an'ın mana ismi olmadığı gibi dolayısıyla manayı harfi de yok. Kendisi kelamullah'tır. Çünkü zatında hiç zatında manayı ismi cihetiyle yok zaten. Yani Kur'an'ın manayı ismi veya mana harfi yok. Çünkü zatı kelamullah. Allah razı olsun biraz hızlı geçtim. Gerçekten burada çalıştım. İnşallah yazdım. Ya Fatih bizi sarhoş ettin ya. Bizi sarhoş ettin. Sarhoş. Mest ettin. Allah razı olsun. Ama bu yani şöyle bir şey de yapalım mı? Bilmiyorum ne derler. Şimdi değil de bu dersini bir daha isterdik ya. Bu ne yaptın ya? Ben bir tefekkürle takip edemedim ya. Estağfurullah. Abi isterseniz ben bunu yazarım. Yazarım. Meclis-i Nurani'ye paylaş ya bunu yaz. Evet abi. Şimdi defterle resim çekin benim yazılarım biraz zor okuyayım. Ben bir bilgisayar falan yazarım böyle gönderirim. Ha, evet. Çünkü el yazı yazma çünkü sen tıp okuduğun için böyle doktor evet, doktor yazısı senin. Ya biraz hızlı yazayım da sana yetişsin diye o yüzden biraz acele edip yazmışım. Yani bir daha yaparsın. Bağda Allah razı olsun. Bir daha yaparsın. Allah razı olsun. Hadi, çok güzel. Allah razı olsun. Çok güzel bir derste. Maşallah. Bugün yani böyle tepkivazı yapıyorum. Hayatımda yaptığım en güzel ders diyebilirim yani çalıştım şu ana kadar. Çünkü ben daha önce de mevzuda çalışıyordum. Bu yani, hatır olarak yani bir şey olarak yani bu şeyle çıkarmıyorum. Paragraftan direkt ondan şey yapmak. O şekilde yaptım yani. İnşallah. Allah razı olsun. Amin. Çok güzel. İyi Fatiha'sını evet. Çekelim sonra konuşalım. Bir şey konuşacağız. Tamam abi. Fatiha'nı çek Fatih. Tamam abi. Bismillahirrahmanirrahim. El Fatih. Fatih'e teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Zihni açıklığı versin. Haftaya Maksut kardeş ders yapacak Azerbaycan'dan inşallah. Sonraki hafta kim alacak? Almak isteyen var mı ya? Metozörü olarak Yozgat'taki kardeşe verelim. Hazırlansın diye 2 hafta önce veriyoruz. Alan var mı? Yani ben Maksut'tan sonra ben yaparım diyen. Evet. O zaman Yozgat'tan maliyeci kimdi? Kendisi söylesin. Fatih. Efendim abi. Tamam. Fatih sensin değil mi şu anda konuşan? Evet abi. Tamam. Şimdi maksut haftaya salı yapacak. Fatihler mi ya? Fatih Erkoç karıştı galiba abi. Yok Fatih evet Erkoç. Erkoç'u diyorum. Hı. Fatih Erkoç aç sesini. Buradayım abi. Buradayım. Şimdi haftaya maksut yapacak. Ondan sonra sen bize bir konu hazırlarsın. Artık alır mısınız yok. Böyle metozunu herkes yapacak buraya katılan. Ama er ama geç. Herkes ders alacak. Tamam abi olur inşallah. Yani dolayısıyla 2 hafta. Ondan sonraki yapan varsa 3. haftayı alabilir. Ondan sonra Fatih sen İstanbul'da mısın? Neredeler mi? Ben Yalova'da oturuyorum aslında abi. Yalova'dasın. Ha. Evet abi. Allah. Uzak değil misin abi ya? Fatih abi. Uzak değilim. Efendim. Seni bir gün davet edelim yüz yüze bunu Cenk Meydanı'nda yani böyle uzaktan bize yumrukları salladın biz nakavt olduk yani. Estağfurullah abi inşallah olur. Şöyle yüz yüze bir çarpışalım ya. Çarşamba günü enfusi derse davet et Osman bunu. Evet edelim abi o inşallah. Yani Yalova ne ya oradan karşıdan atlasan. Yüzersin. Gelirsin. Tuzla Pendik'ten hızlı gelirsin. Çarşamba günü çarşamba günleri İstanbul 7 Kule'de dersimiz var ya enfusi. Gafur'un orada. Gafillerin ortasında gideni. Bugün de yok galiba. Bugün yok gözüküyor. Evet. Neyse Fatih abiden şeyi almış olalım. Çarşamba. Tamam. Böyle o zaman yapalım inşallah. Osman sen bunu takip et. Fatihler mi? Çarşamba günü nasıl yapacaksan ayarla. Tamam hadi başlayalım bir şu başlasın dersler de inşallah bir gün konuşur ayarlanır yapalım. İnşallah inşallah. O zaman da bu Dima'dan canlı yayın gene veririz. Tamam olur abi yani canlı yayın alışıldı zaten olur. Ha yani ben bu kadar güzel yani canlı yayın Mecul'da şeyler paylaşmıyoruz. Siz bizim grupta olduğu için sorun olmuyor, güzel oluyor. İnşallah Dima grubumuz başlarsa bu sistemle de olabilir yani canlı yayın. Ama Telegram ve Mecul WhatsApp'ta değil, sırf Dima Meclisi Nurani veya Dima grubumuzla zaten ders yapıyoruz. Olur böyle. Alıştık yani bu işe. Ama Fatih çok güzel istifade ettik. Allah razı olsun. İnşallah maksut açık mıdır? Haftaya seni bekleyeceğiz maksut. İnşallah abi. Bizim tarzım. İnşallah. Geceniz mübarek olsun. Allah razı olsun. İki cihanda Cenab-ı Hak aziz eylesin. Zihin açıklığı versin. Dert keder vermesin. Hesabımızı ve imtihanımızı Allah suhuletle nasip eylesin. Maddi ve manevi sıkıntılarımızı bertaraf eylesin. Semavi ve arzi, insi ve cinni, şeytanlar şerrinden muhafaza eylesin. Çoluk çocuğunuzla Allah sizi imtihan etmesin. Suhuletle imtihanınızı vermeyi Cenab-ı Hak nasip etsin. İnsanın en çetin imtihanı evladıyladır. Allah onu yaşatmasın, yaşatırsa da suhuletle geçmesini nasip etsin inşallah. Geceniz mübarek olsun. Allah razı olsun. Allah emanet olun. Hasan abi yarın geliyor musun? Evet. Yarın inşallah İstanbul afakını Allah nasip ederse yarın İstanbul'a geliyorum. İmkanı olanlar mutlaka gelsin. İmkanı olan. Bunu ömrünüzde bir kere nasıl olduysa nasip olmuştur. Ama ciddi şeyleriniz varsa yapmazsınız. İnşallah bu Türkiye'nin değil, alem-i İslam'ın mesela Mescid-i Aksa alem-i İslam'ın, Kabe alem-i İslam'ın, Ayasofya'da alem-i İslam'ın ve Hristiyan dünyasının meselesidir. Emirdağ 236 galiba. 2. Emirdağ 236. Ayasofya'nın açılması bir kısım Hristiyan devletlerini memnun edecek. Devlet diyor. Bir kısım Hristiyan devleti. 236 2. Emirdağ. Yani memnun olacaklar. Yani müze değil bir ibadethane olmasından Hristiyanların bir kısım böyle ruhanileri değil devletleri memnun olacak. Devlet diyor. İnşallah ona şahitlik yapmak çok tabii şey. Artık meleği aladan neler nuzul edecek? İndiren Allah, melekleri, şehitleri indiren Allah çok ruhanileri indirecek tabii orada. Öyle inanıyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aleykümselam. Efendim. Fatih abi şimdi bu dersten şey yaparken farklı belki konu olarak da biraz farklı olacak ama manayı ismi, manayı harfi insanda karşılıkları nedir? Manayı ismi dimağa mı bakıyor, manayı harfi kalbe mi bakıyor? Çünkü şefkat, sevmek, mevcudatı sevmek, ondan sonra şefkat etmek deyince benim aklım manayı ismi ya anlamayınca manayı harfiye geçiş olmuyor. Yani dima bu manayı ismi ve manayı harfi nereye bakıyor? Şimdi bunu bilemeyeceğim de buna çalışmadım. Çok güzel. Çok güzel. Çalışmadı. Emin olmalı çalışmadım diyor. Şey diyor ki Abdullah Şimşek Osman, lügatçı Osman diyor ki hissediyorum orada manayı harfi akıl, manayı ismi zekavet, zekilik bakıyor diyor Osman. Öyle diyor galiba. Yok abi diyorsunuz, siz diyorsunuzdur. Yani doğrudur abi diyorsunuz. Yok estağfurullah. Yani zeki var ya zekilik. Manayı ismi eşyanın bizzat kendisine baktığı için ilişki ve çelişkileri tanımlar. Yani mevcudatın bizzati kendisine baktığı için o zekadır. Akıl ise vahiy ile mevcudata bakar. Vahiy ile nurlanır, terbiye olur. Akıl zaten Kur'an'a tebayitiyle, Kur'an'a tabiyetiyle, tebayitiyle furkanlaşması nispetinde o manayı harfi oluyor. Kur'an adına oluyor. Bugün de demek ki manayı harfi Allah hesabını öğreten Kur'an'dır. Kur'an'a muhatap olan akıldır. Manayı ismi ise bu nefis hesabınadır. Eşyanın bizzati kendisine baktığı için bu zekavettir, zekiliktir. Zeki olma yani bakıyor. Bir kardeşimiz de diyor ki Edeb-i Dünya Risalesini okudum Almanya'da. Başka ben bir WhatsApp grubuna beni dahil etmişler Almanya'da. 7-24 diye bir şey. Orada yazmış ve soruyu sormuş. Orada da hem bana özelden göndermiş hem orada soruyor. Diyor ki Edeb-i Dünya, Edeb-i Dünya kitabındaki üstad kaynak gösteriyor. Orada diyor kalbin aklıyla bilmek. Yani akıl kalbin içinde değil midir diyor da. Tabii usta böyle toptancılık olduğu zaman böyle akıl kalp tabii ki kalben bilmek. Oysa bilmek akıl işidir. Mazhar hissiyatı ve makes efkarı dima ve vicdan olduğunu, yani konuşurken bunları tefrik ediyoruz ki alemimizde otursun, alemimize otursun. Ama bütünlük itibariyle kalptir, onun arkasında da ruhtur. Ama kalbe geliyoruz, kalp konuşunca detay konuşmuyorum ama kalbin içerisi deyince vicdan ve dima ayrılır. Dimağa gelince akıl 7 mertebesine bir mertebedir. Akla gelince aklın hangi sıfatıdır? Tefekkür müdür, şey midir, efendim zekavet midir, hüşyar mıdır, deha mıdır gibi, böyle ona girince o da acayip aşağı iniyor. Mesela tefekkür de aklın sıfatıdır. Çünkü Kur'an'ın içeriğidir. Böyle dibi var mı? Yok. Böyle gel yukarıdan aşağı, ruh, gel kalp, gel vicdan ve dima, gel dimadan işte 7 mertebe akıl, gel aklın şurasına, ondan sonra gir de gir. Hem de bir Fatih bu akşamki dersi Şefkat-ı Mukaddese'nin, Şunat-ı Zatiye'nin Şefkat-ı Mukaddesesine pergeli koydu. Varlığı tanımlama ve tanımayı, Şunat-ı Zatiye'nin biliyorsunuz 7 mertebesi var. En merkezde Şefkat-ı Mukaddes, çık dışarıya muhabbeti münezze, sonra sevk, surur, lezzet, memnuniyet, ihtiyar-ı mukaddese diye geçiyor. Oradaki şefkat bizim sırf anne çocuk ilişkisi değil ama onu anlamlandırmak adına akla verilen bir malzemedir. Allah'ı şefkat ile taşımak, Allah'ı muhabbetle taşımak, yani şefkat ile taşımak, yani Allah'ın şefkat-ı mukaddese oraya koyduğun zaman nasıl böyle taşınıyor onu anlattı. Ana merkez bugünkü dersimiz Şunat-ı Zatiye'deki Şefkat-ı Mukaddese. Şefkat mevcudata bakar. Şefkat mevcudata bakar. Rahim ismine ishal eder. Şefkat-ı Mukaddese ise mukaddes, mürekkep olmayan ama bütünsel olan, ona dayanıp bizi ayakta tutan, mürekkep olmayan ama bütünselliği olan, ona dayanıp bizi ayakta tutan, mukaddes, kutsi. Şefkat varlığa bakar, mülk tarafına, mukaddes ise öteki tarafa bakar. Yani zata bakıyor. Nasıl ki akıl bir berzahtır, şefkat da burada bir berzah yapıyor. Şefkat varlığa bakıyor ama mukaddes arkaya bakıyor. Neye benziyor? Akıl. Akıla baktığımız zaman akıl mevcudata manayı ismiyle bakınca, yani ma ismi ve harfi olmasın, akıl bir berzahtır. Mülk tarafı mevcudattır. Aklın vacip tarafı vücuttur. Yani vücut ve mevcut. İkisini ayırt, tefrik edemezsek tefekkürümüzde şey oluyor. Yani dalgalanma olur. Ölünceye kadar böyle gider. Mevcut, vücudu hariciye, aklın vücudu hariciye alemi şehadete bakıyor. Mevcut, hatta gayb de öyle. Mevcuda bakıyor, varlığa bakıyor. Aklın vacibul vücutla vücuda baktığı zaman, vacibül vücuda bakarken Kur'an gözüyle, mevcudatın pencereleriyle, mevcudatın malzemeleriyle vacibül vücudun vücuduna bakıyor. Vücut melekuttur, mevcut mülktür. Berzah ise akıldır. Şefkat-i mukaddes, şunat-ı zatiye berzahtır. Şefkat mevcudata bakar, şefkat-i mukaddesi zata bakıyor. Fatih bizi şefkat-ı mukaddese yaptı. Çok orijinal şeyler var yani ama can alıcı kelamı şefkat-ı mukaddese Allah'ı taşıyor. İman gibi böyle. Mukaddes yani. Bazen bunu şeyde kullanıyorlar soru sorarken, anne çocuğunu yakar mı? Allah da kulunu yakmaz deyince pergeli şefkat-ı mukaddese koyup şefkate bakıyor. Yanlış oluyor. Niçin yanlış oluyor? Diyor ki, itikattayken esbaba baksan, itikattayken cebriye olursun. Ama esbaptayken itikada bakarsan mutezile olursun. Ehl-i sünnet nedir? Berzahtır. Mevcudata bakarken esbab alemini kullanıyor. Ama itikadı farklıdır. Ama Vacibül vücuda bakarken esbab olarak bakmıyor. Neye benziyor? Esbaplı tecelli, esbapsız tecelli gibi. Ehl-i sünnet çok acayiptir yani. Hakikaten çok garip yani. Çok mükemmel bir şey. Tabii şunu da söyleyeyim, sizdeki bu nimeti fark etmek adına birileri elimizden tuttu, bizi bu nurlarla tanıştırdı. Yani biz Süleymancılığı, tarikatçılığı, işte şu meseleleri bildik, ondan sonra alimimize oturttuk, hadi bakalım şimdi seçin diye biz bu mesleği seçmedik. Sonra geldik Nur camiasında bayağı böyle meşrep var. Onun içinde de böyle bir meşrebe koymuş. İnanın ta bu meşrebin de yani bu kadar geniş sahası var. Böyle bu cemaat, bu şeyin enfusi dimağa koymuş. Onu da koymuş, böyle bir dersin içine koymuş bu saatte. Yani şey için sayıyorum, farkındalığımız artırarak nasıl şükredeceğiz, nasıl Allah'a şey yapacağız bilemiyoruz işte. Bu alet şefkat. Allah bunu şefkat-ı mukaddesiyle şey yapar. İşte nasıl Allah'a taşıyoruz? Zevk alıyoruz. Çocuk niye şefkatla, şefkat-ı mukaddesi tanımlıyor? Ne anlıyoruz? Anne çocuğunu kendi organı gibi görür, uzantısı, kendisinden görmez. Yani mesela bir kalem gibi görmez çocuğu. Anne yaşı ne kadar olursa olsun çocuğunu kendi uzantısı olarak görür. Çocuk anasını nasıl emerse aşağı, şefkat bu. Şefkat-i mukaddesi de Allah insan böyle fikreder, hisseder, mahseder, zevk eder. Olunca işte Adapazarı'ndan Abdülrahim miydi? O sordu. Yani şefkat nasıl Allah'a taşıyor? Akılla şey yapamazsın çünkü şuunat-ı zatiyeye konuştu bu akşam. Biz onu istedik ki Fatih'in aşağıya akılla bunu şey yap. Tıntın ediyor tabii akıl ama şefkat-i mukaddese, şefkat nasıl Allah'a taşıyor? Bu öğrenilecek, bilinecek bir şey değil bu. Bu onun da arkasında fikredip hissedip ve zevk edilen bir şeydir. Bu lezzet-i mukaddesedir. Yani şefkat-i mukaddesi nasıl Allah'a taşıyor? Allah'ı böyle hissetmek, işte zevk etmek. Bu öğrenilecek bir bilgi değil bu. Bu bilgi falan değil. Bilgiyi sıfat-ı subutiyede ara, ilim orada. Şefkat-i mukaddeste Allah taşınıyor. Bu bir halet-i ruhidir. İşte Allah'a nasıl şefkat olur? O zevk ettiğin zaman zevk edersin işte. Öyle. Bugün şefkatla şefkat-i mukaddese çok farklı. Şefkat mülke bakar, şefkat-i mukaddese vücuda bakar. Berzahı şuunat-ı zatiyedir. Yani şefkat latifedir. Latifedir. Ruhta bir latifedir şefkat-ı mukaddese. Muhabbet de öyle. Mesela Allah insanı nasıl taşıyor? Yani bu su ilişkisi vardı. Odun nur ilişkisi vardı. Ondan sonra şimdi bu latifelerde hissedilir, mahsedilir, zevk edilir. Mesela bir başka şefkat-i mukaddesi, memnuniyet-i mukaddese var. İftihar mukaddese var. Mesela bir insanda şuunat-ı zatiyesindeki memnuniyet, iftihar mukaddesesi gelişmese bir kardeşimizin dersinden, bir kardeşimizin meziyetinden zevk alamazsın. Yani mesela Fatih, ben şey için demiyorum. Fatihler mi ders yaptı? Böyle sanki böyle zevk etmek lazım. O benim diye değil, daha ötesi. Bunu nasıl olur? Nasıl buna muvaffak olur? Şuunat-ı zatiyede iftihar-ı mukaddesi var ya, iftihar-ı mukaddesenin his olarak ihlas oluyor. Sır ihlas oluyor. Yani bir ihlas var. Sır ihlas nedir? İhlasın ruhu nedir? Sır ihlas. O da şuunat-ı zatiyedeki iftihar-ı mukaddesidir. Bir kardeşimizi kendi ruhunda hissedersen, onunla iftihar edersen sende ihlas olur. Sırrı ihlası taşıdığın için ihlas olur. İhlas mülke bakar, sırrı ihlas meleküte bakar. Bunu ben nasıl hissederim? Şuunat-ı zatiyedeki o latifelerimizde iftihar mukaddesi var ya, iftihar mukaddesi ne demek? Haşa, Cenab-ı Hak bizimle iftihar ediyor meleklere karşı. Değil mi koydu? Sen söyle ey melekler, sen söyle ey Adem. Allah iftihar ediyor. Hatta hadis-i kutsi'de okumuştum. Ey benim için şehvetini o anda terk eden kulum, sen benim bir kısım meleklerim gibisin. Allah o anda meleklere gösteriyor. Bak diyor, iftihar ediyor. İftihar mukaddese. İşte bu Fatih kardeşim bu akşamın şefkat-ı mukaddese Allah'ı nasıl taşıyor? Ne demek? Sırr-ı ihlasta kardeşimizi nasıl hissediyoruz? Bu öğrenilir mi? Öğrenilmez. Bilinebilir. Yani ama mesela ben kardeşimle iftihar edersem ben onu hissederim, zevk ederim, mahsederim. İşte onu taşıyorum. Ben oluyorum artık. O yok. Ben de yok. Kimse yok. Onu taşıyorum. Çok acayip. Muhabbet başkadır. Muhabbet-i münezzeh başkadır. Muhabbet mevcuda bakar. Muhabbet-i münezzeh vücut tarafına, melekut tarafına bakar. Şunat onu çok güzel tanımlıyor. Şefkat-i mukaddese. Şefkat denilebilirken mukaddes denmiş. Muhabbet denilebilirken muhabbet-i münezzeh denmiş. Lezzet denilebilirken lezzet-i mukaddes denmiş. Allah razı olsun. Bizi epey taşıdın. Peki. İftikar-ı mukaddese fenafil ihvan benzer midir abi? Evet. Yani fenafil ihvan histir Erdinç. Ama bu şuunat-ı zatiyedeki şefkat, muhabbet, sevk, surur, memnuniyet, iftihar, lezzetler var ya, his değil bu, latife bu, daha derin. Fenafil ihvan histir, daha mülk tarafıdır. Ama iftihar mukaddes var ya şuunat-ı zatiyede, o nasıl anlarız diye yola çıkarsak, ihlasla anlarız. Başka fenafil ihvanla anlarız. Fenafil ihvandan daha arkada. Zaten onu ihlasla kullanıyor. İhlası o 4 tane hakikati anlatırken ihlasta hep ihlası anlatmak için örnekler vermiş. İhlas daha arkada. Ama iftihar-ı mukaddese ondan da arkada. Yani iftihar değil, iftihar-ı mukaddese. Bir kardeşimi ben aklımda, vicdanımda his, kalbimde muhabbet, ruhumda latife olarak hissedersem, hissederim, onu hissederim, hissederim. Bu bilgi değil. Hissederim, hissederim, hissederim. İftihar-ı mukaddeseye. Aynı bu sefer ben onunla iftihar ettiğim gibi demeye başlarsın. Ya Rab, senden de iftihar ediyorum. Seninle iftihar ediyorum. Kardeşiyle iftihar edemeyen Allah ile nasıl iftihar edecek? Öğrenememiş ki bunu. Kendisiyle iftihar olmuyor. Yani o boğabilir. Yani kardeşiyle iftihar etmeyi öğrenen hak ediyor Allah ile iftihar etmeyi. Hak ediyor o zaman. Hak o tecelli ediyor. Hak. Ya zıtları cem edip, bak Cenab-ı Hak'taki zıtları cem edip hiçbirisini birbirine örtmeyen, ortadan kaldırmayan, zıtlar dahi olsa cemül cem olan bir isim. Hak. Hak. Acayip bir şey. En çok kullanılan isim. Ama en çok da gafil olunan bir isim gibi geliyor bana. Peki, elhamdülillah, geceniz bugün çok güzel olacak. Kendini ne zannediyorsun ki? Ne kadar sen diyor, İşarat-ül İcaz'da diyor değil mi İmam Ali? Cilmen sahir, yani cismen küçüksün ama öyle bir hakikati taşıyorsun ki alem bile yok oluyor sende. Nasıl bir şey ise öyle. Bu ilimdir, bu bilmek. Ama bunu derslerle, terklerle, tecerrütlerle, terklerle, tecerrütlerle böyle birbirimizin iftihar edeceğiz meziyetiyle, birbirimizden memnun olacağız. Birbirimize kanaat edeceğiz, Risale-i Nur'a kanaat edeceğiz. Böyle bazen aklımız ya ben bu bunu anlayamadım, külliyat ya biraz kafama ters çatışıyor. Orayı bil ki senin kafan o anda vahye uzak. Tamam. Böyle birbirimizi iftihar edeceğiz. Mutlaka şeytan birbirimizi ortadan kaldıracak, bazı şeyler getirecek. O zaman onun ustad ve dinimizin ölçüsü getirmiş beşeriyetimizden bazı nakıslar, birbirimize muhabbeti azaltacak bazı şeyler getirince hemen gözümüzü kaldıracağız, kafaya kaldıracağız. Diyeceğiz ki ya bu çok ciddi ve ulvi ve kutsi sıfatları var. Bu beşeriyetiyle ben onu gömemem, yok edemem diyeceğiz. Böyle gelişecek inşallah. İftihar edeceğiz birbirimizden. Fena fil-ihvan olacağız. Sonra bu iftihar-ı mukaddesede aynı olunca sır-i ihlas ortaya çıkacak. Ben senden zevk alınca bunu öğrendim. Ha Allah'tan da zevk alacağım. Çocuk anasını emer gibi insanda Rabbini böyle letafetiyle latifleşiyor, emiyor orada. Geceniz mübarek olsun. Tekrar Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Rabbime emanet olun. Ayasofya'nın yakınında orada inşallah telefonlarımız birbirimizde var. Orada bir araya gelip orada bir grup beraber olmayı Cenab-ı Hak nasip etsin. O haletleri tefeyyüz etmeye, o haletlere mazar olmaya Cenab-ı Hak nasip eylesin. Ama işte orada da bu haletler idrak edilemez. O yaşanır. Yaşanır. O bir his de değil, latifedir. İş dünyada yaşanan ama inşallah birbirimize sirayet eder inşallah. Ama şahitlik yapacağız orada. En azından ilmen bileceğiz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.